Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz moderatöre. Konumuz da çok ilginç. NASA bir açıklama yaptı ve o açıklamaya göre 12 olan burç sayısı 13'e yükseldi. Dün özellikle sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Peki nedir bu burç meselesi? Burçlar var mıdır? 12 tane midir? 13 tane midir? NASA'nın bu açıklamasının bilimsel arka planında neler var? Tüm bunları konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Canan karşımızda. Merhabalar Sayın Canan, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu konu aslında biraz karışık. Hepimiz belki de her zaman olmasa da burcumuzu biliyoruz ve o yorumları okuyoruz. Ama insan düşünüyor şimdi 12 tane burca ayrılmış bunlar. Neye göre ayrılmış? NASA'nın açıklamasına da geleceğiz tabii ki ama şunu da merak ediyorum. O tarihlerde doğan insanların aynı özelliklerde olması mümkün müdür bilimsel olarak? Böyle bir şey var mıdır? İşte ben yay burcuyum. Bu özellikler bende var. Siz de yay burcusunuz. Sizde de o özelliklerin olmasını beklemek ne kadar bilimsel? İşte ben astroloji uzmanlığım yok. Astrolojiyi de hayatımın herhangi bir yerinde kullanmam. Fakat özellikle kadim bilimler ve işte güncel bilimin genel felsefesi yapısıyla uğraştığım için bu konularla da biraz uğraşmıştım ve yazmıştım var. Konu biraz rayından çıkmış bir şekilde anlaşıldığı için problem yaşıyoruz. Astroloji bilimsel ya da gözlemsel bir şeye dayanan bir bilgi alanı değildir. Çok eski kadim bir bilgidir. Kökeni belli değildir. Bugün maalesef astroloji adı altında işte gazete köşelerinde çoğu kitapta vesaire yazılan şeylerin aslında insanlığın o eski adına bugün astroloji dediğimiz bilgisiyle çok da yakından ilgisi yoktur. İşte yıldızların pozisyonlarının insanların üzerinde etkileri olabileceğine dair yaygın bir halk inanışı var ama buna dair herhangi bir bilimsel kanıtımız da yok, gözlemimiz de yok. Astroloji zaten bilimde değildir. Bilim öncesi bilgi alanlarından bir tanesidir. İşte bilirsiniz eskiden ilmi, sima vesaire gibi birçok bilgi alanı üretmişlerdir ve bunların kaynaklarının ne olduğu çok belli değil. Şimdi kadim astrolojiyle ilgili bildiğimiz bir şey var. Hani bunu gerçek uzmanlarına sorduğunuzda da size anlatacaklardır. Astrolojide işte takım yıldızlar, onların karşılık geldiği burç isimleri kullanılmasına rağmen aslında mesele gök cisimleriyle ilgili değildir. Sadece nereden geldiğini bilmediğimiz işte 12 bantlık bir daire planlanmış ve insanlar bunun içerisinde belli örüntülere sahip olacak şekilde belki de binlerce yıllık gözleme bağlı olarak böyle özelliklerine göre dizilmişlerdir ve bu burçlar belli zamanlara denk geldiği için de zamansal olarak o insanların benzer özellikleri taşıyacakları ya da işte kaderlerinde belli şeylerin belli zamanlarda olacağına dair bazı öngörüler yaptığını iddia eder. Bugün için tekrar ediyorum, altını çiziyorum, ne gözlemsel ne bilimsel olarak herhangi bir dayanağı da yoktur, karşılığı da yoktur. Fakat bir şeyin bilimsel olmaması onun tamamen uydurma ya da işe yaramaz bir şey olmadığını da göstermez. Bunun da altını hep çizmek isterim. Fakat burada tabii çok metameli bir durum var. Bugün adına astroloji dediğimiz şeyin hani gerçek astrolojiyle de bilimle de herhangi bir şeyle de çok ilgisi yoktur. Özellikle popüler medyada bol miktarda gördüğümüz işte koç burçlarının başına bugün bu gelecek, haftaya böyle olacak, bu yıl başınıza bunlar gelecek tarzında bir bilgi alanı değildir. Kadim astroloji. Türkiye'de bunun uzmanları da mevcuttur. Dünyada da olduğu gibi. Yani kadim astrolojinin. Onlar zaten bu konuyu anlatmaya çalışırlar ama maalesef bu popüler işte hengame içerisinde o sözler çok fazla duyulmaz. Bizim şimdi bugünkü insanoğlunun kafası maalesef biraz değişik çalışıyor. Yani bir şey bilimselse işte çalışıyordur, işe yarıyordur. Bilimsel değilse işte yalandır falan gibi bir kategori var. Hani bilim bir araçtır. Bilim bazı şeylerin nasıl olduğunu açıklamaya çalışır. Astrolojinin çalışıp çalışmadığına dair bilimsel inceleme yaptığınızda tutarsız sonuçlar elde edersiniz. Çünkü bu bilimsel bir alan değildir. Fakat birçok insan bununla işte kendi işlerini hatta işte ülke yönetimlerini falan filan planlayacak kadar konuyu ciddiye alabiliyorlar. Bugünün bilim mantığı, bilim gücü, bilimin kapsamı astroloji gibi kadim alanları içine alacak kadar geniş değildir. Belki yarın bugün yöntemimiz ve bakış açımız genişlerse bilim dünyası da bunun işte aslında ne işe yaradığını ya da yarayıp yaramadığını başka açılardan test edebilir. Ama özetle şunu söylemeliyim. Gökte gördüğümüz o gök cisimleri yani adına burçlar dediğimiz takım yıldızların bizim karakterimizle, yapımızla, yönelimimizle bir ilgisi olduğuna dair bilimsel ya da korelasyona, ilişkiye dayalı hiçbir kanıtımız yoktur elimizde. Yani
bunu bilimsel bir alan olarak savunmaya çalışmak da ne kadar böyle işte boş bir iştir, bunu buradan da anlamış olabiliriz. Yani bu bilimsel olarak sınanabilecek bir konu değildir. Evet Sayın Canan, şimdi şöyle de bir şey var. Evrensel deviniminden dolayı dünyada görülen yıldızlar 3000 yıl öncesine göre çok farklı konumlarda yer alıyor. O nedenle de burçları oluşturduğu varsayılan o gezegenlerin, o yıldızların hareket ettiği ifade ediliyor. Şimdi NASA'nın bu açıklamasına baktığımız zaman da, şimdi bilimsel değil tabii ki, siz biraz da kafamızı karıştırdınız ama bunu nasıl yorumlayabiliriz? Çok doğru, çünkü NASA'nın yaptığı şey gözlemsel astronomik bir ölçümdür. Ölçüm sonuçlarına dayanır. Gerçekten de Dünya böyle işte bir perde çekilmiş gibi yıldızların önünde durmuyor. Devamlı olarak evrendeki pozisyonumuz ve hareketimiz değiştiği için son derece karmaşık ilişkilerle aslında biz çok yavaş değişen bir şeyi sabitmiş gibi görüyoruz ama bu devamlı değişiyor. Dolayısıyla NASA'nın söylediği şey de zaten bariz olan bir bilgi. Yeni bir bilgi de değil bu arada. 10 yıllardır biz bunu biliyoruz. Gökadaların pozisyonu bize göre devamlı değişiyor. Çünkü dünyamız sabit bir yörüngede ya da eğimde hareket etmiyor. Şimdi böyle olunca elbette ki siz binlerce yıldır sabit burçlar denen bir şeyi gök cisimlerine dayayarak düşünürseniz, gök cisimleri değiştiğinde burçların da değişmesi lazım. Ama tekrar ediyorum, gerçek astrolojide aslında onlar gök cisimleri değildirler. Gök cisimlerinin isimleri sembol olarak kullanılır astrolojide ve o semboller insanlar üzerinde yapılmış binlerce yıllık gözlemleri gruplandırmak için bir çerçeve olarak kullanılır. Yani gökyüzündeki yıldızlar değildir esas mesele. Düşününüz, antik insanların elindeki en şaşalı kavram, en herkesin anlayabileceği, kafasını çevirdim görebileceği kavram gökyüzündeki yıldızlardı ve muhtemelen, bunu uyduruyorum bu arada, böyle bir bilgim yok, muhtemelen böyle bir karakter, kişilik vesaire gruplaması yaparken de yıldızları isim olarak referans almaları anlaşılır bir şeydir. Ama tekrar ediyorum, astrolojinin kökeninin ne olduğunu bilen yok. Yani kaynaklarda ben böyle bir şey rastlamadım. Uzmanlarıyla yaptığım görüşmelerde, mülakatlarda da bu bilginin kaynağını bilen yok. Ama gerçek uzmanlar bunların yıldız olmadığında hemfikirler. Bu bir biraz keyfi olabilir, bir sınıflandırmadır. 12'ye bölmüşlerdir yılın günlerini ve insanları da buna göre gruplandırmışlardır. Bilimsel bir konu asla değildir. Dolayısıyla NASA'nın yaptığı gözlem son derece doğrudur. Bu haliyle bildiğimiz astrolojiyi evet yerle bir etmektedir. Bu da doğru ama bugün bildiğimiz şey de astroloji değildir zaten. O yüzden gerçek astrologlar bu muhabbetleri çok umursamazlar. Bununla ilgilenmezler. Ama bizim popüler kültürdeki yanlış algımızdan dolayı bir anda burçları hayatının merkezine koymuş insanlar aman nasıl olur ya falan diye paniğe kapılıp hatta buna bir takım bilimsel teviller aramaya çalışıyorlar ki bence boşa uğraşıyorlar. Yani gök bilimi, astronomi gayet doğru bir şekilde bunu ortaya koymuş. Dolayısıyla bence astroloji denen alanla eğer uğraşıyorsak bunu dediğim şekilde, yani kadim olanına bir daha bakarak gerçek astroloji nasıl bir şey olduğunu doğru şekilde öğrenmek lazım. Yani astrolojiyi bilseniz bilmeseniz bir şey fark etmez ama her şeyi bilimsel olarak sınayacağım derseniz bilimi de bilmiyorsunuzdur, astrolojiyi de çok iyi bilmiyorsunuzdur demektir. Yani bunlar farklı bilgi alanlarıdır. Onu özellikle söylemeliyim. Biz maalesef insanlığın eski bilgilerine çok yabancıyız. Bugün sadece bilimsel bilgi ve bilimsel olmayan şeyler diye bir gruplandırmamız var. O bilgiyi anlayabilecek durumda değiliz şu anda sadece. Tabii tek tük dediğim gibi uğraşanlar, yazan çizenler, araştıranlar var ama bunlar bayağı bir azınlıkta. Henüz üniversitelerimizin falan böyle bir işle uğraşacak olgunluğa erişebileceğini düşünmüyorum. Bütün dünya çapında konuşuyorum bu arada. İnsanların bilgi düzeyi buna çok uygun değil. Evet, o zaman özellikle yay burcu olanlar yılan burcu olduğu için çok üzülmüşlerdi. Çok da fazla üzülmelerine gerek olmadığını söyleyebiliriz değil mi? Yani böyle bir içleri daralmıyorsa, bir şey olmuyorsa, tenlerine kırmızı sivilceler basmıyorsa bir sorun yok bence. Peki. Aynen yaşayıp yapıyoruz. Çok teşekkürler Sayın Canan, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun Üsküdar evet, Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Sinan Canan'la konuştuk. NASA'nın açıklamasını ve Sinan Canan da söyledi. Popüler kültürde bunu burçlara uyarladı dedi.